Ket 79'un çözümüyle devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Burada vermiş ifadeleri en kaçtır diyor. Şimdi yukarıda arkadaşlar en artı 3 var. Bunu en artı 2 faktöriyel parantezine alırsam. En artı 2 faktöriyel. da şöyle parantezine alalım. En artı 2 faktöriyel. En artı 3 faktöriyel diye ayırırsam. Bunu. Alt tarafta da ne var? En artı 2 faktöriyel var. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? En artı 3 kaldı. Şimdi yukarıda da aynısını burayı en artı 3 faktöriyel çarpı en artı 4 diye ayırırsam. Bu da bunu götürdü. En artı 4 kaldı artı n artı artı n artı 4 kaldı. E ne oldu burası? 2n artı 7 eşittir 21. At bunu bu tarafa. 2n eşittir 14. n buradan 7 oluyor sevgili arkadaşlar. Bu kadar. Devam edelim hemen buraya. Şimdi burada 2 kare farkını görmeniz gerekiyor arkadaşlar. 2 kare farkını görmeniz gerekiyor. Şimdi burada 2 kare farkı var. Burada da bu şekilde verilmiş. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi n artı şöyle yazacağız. Şurayı. n artı 2 faktöriyel eksi n artı bir faktöriyel artı çarpı n artı iki faktöriyel artı n artı bir faktöriyel. Şöyle verdik bunları. Şimdi geliyoruz. Üst tarafı paranteze alalım. Burayı n artı bir faktöriyel parantezine alalım. Şimdi n artı bir faktöriyel parantezine alırsak burada ne kadar? n artı iki kalır. Burada n artı iki kalır. Şurada da bir kalır. n artı iki eksi birden de n artı bir kalır. Yani burası n artı bir faktöriyel çarpı n artı 1. Geldik buraya. Buraya n artı 1 faktör, faktörü faktö alırsak. n artı 1 faktörü parantezinde bu sefer n artı 2 artı 1 kalır. Çarpı n artı 3 kaldı. Burayı düzelttim. Bölü. Geldim aşağıya. Burada ne var arkadaşlar? n artı 1 faktöriyelin karesi. Yani n artı 1 faktöriyel çarpı n artı 1 faktöriyel çarpı n artı 1 değil mi burası? E şu şunu. Şu şunu. Bu da bunu götürdü. Ne kaldı? En artı 3 kaldı. O da neymiş? 32'miş. At bunu bu tarafa. N buradan ne oldu o zaman? En buradan 29 oldu sevgili arkadaşlar. Yani dikkatli bir şekilde çözmek gerekiyor buradaki soruyu. Bir iş yerinde en artı bir tane çalışanın en faktöriyel TL maaş, en tane çalışan en eksi bir TL maaş verilmektedir. Bu iş yerinde yıllar sonra en tane daha şubesi açılmış ve o şubelerden aynı sayıda çalışana aynı maaşlar verilmektedir. Buna göre son durumda durum nedir? diyor? Şimdi arkadaşlar durum şu. İlk olarak n artı bir tane çalışana n artı bir tane çalışana n faktöriyel maaş veriliyor. Artı n çalışana da n eksi bir faktöriyel maaş veriliyor. Peki buranın n tane daha şubesi açılırsa bir de ilk şube var değil mi? Toplam kaç şube oldu? n artı bir tane şube oldu. O zaman bu bir şubedeki kişilerin maaşları. O zaman tüm maaşlar bir de n artı bir ile böyle çarpımı şeklinde olarak Gördüğünüz üzere. Şimdi bu durumda ben mantık yürütmeye başlıyorum. Diyorum ki e, ee, diyor yani son durumda şubelerde çalışanlara verdiği toplam maaş nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada mantık yürüteceğim. Bir kere şurası ne olur? Şurası n faktörü olur doğru değil mi? Burada da n faktörü var burada n faktörü var. n faktörü parantezini aldım bunu. n artı bir dışarıda duruyor. n faktöriyel parantezini aldım burayı. Şöyle. Bir daha parantez açtım. Burada ne kaldı? N artı 1. Burada ne kaldı? 1. Yani ne oldu? N artı 2 oldu burada da. N faktöriyel N artı 1 ve N artı 2'yi çarparsan N artı 2 faktöriyel gelir. Cevap Ceyhan olur. Bence oldukça iyi. Tam sınav tarzı bir soru olduğunu söylemek isterim bu sorunun.